Değerli Edebiyat Burada okurları, bugün size 1984 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Yaroslav Seifert'tan yaptığım şiir çevirisini okuyacağım. Seifert 1901 doğumlu, Çek şair, yazar ve gazeteci. 1920'lerde Çekoslovakya'daki öncü sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu Devletşil adlı grubun bir üyesi olarak görüyoruz kendisini. Tabii o dönemde Ekim Devrimi yeni gerçekleşmiş, sol hareketler yükselişte. Seifert'ta gazetelerde yazılar yazıyor, şiirini geliştiriyor. Ama 20'lerin sonunda artık komünistlerden uzaklaşıp Sosyal Demokrat Parti'ye üye oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ülke Alman işgali altındayken milli çizgide eserler veriyor. 1948'de komünistler iktidara geldiğinde Seifert'ın eserleri burjuva değerlerini yansıtan çalışmalar olarak değerlendiriliyor. Kısacası Seifert muhalif bir çizgide yer almaya başlıyor. Ve 1969'da Çek Yazarlar Birliği Başkanı olduğunda çok zor bir dönem tabii 1969. Büyük baskı görüyor. Ülke kısa bir süre önce Sovyetler Birliği askerleri ve müttefik Varşova Paktı üyesi ülkelerin askerleri tarafından işgale uğramış 21 Ağustos 1968'de. Ve Alexander Dubček'in insan yüzlü sosyalizm anlayışından artık Sovyet tandanslı bir anlayışa geçmiş rejim ve Seifert'a da hoşgörüyle bakacak değiller. Tabii baskı yapıyorlar, Çek Yazarlar Birliği kapanıyor. Sansüre uğruyor Seifert. Eserlerini Samizdat vasıtasıyla yaymaya çalışıyor. 77 bildirisine meşhur entelektüellerin muhalif bildirisine imza atıyor. 1984'te Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında da rejim tabii bu olaya da hoşgörülü bakacak değil. Bu baskı devam ediyor. Kısa bir süre sonra da vefat ediyor zaten 1986'nın başında, Ocak ayında. 1950'den sonra yazının çalışmalarını artık şiir üzerine inşa ettiğini söylemeliyim. Şiire odaklanıyor. Biz kendisinden Piccadilly'den Bir Şemsiye adlı şiirini çevirdik. Aşk seni zirveye çıkaracak, aşık olma düş yere. Düşün bir kere İngiltere kraliçesiyle neden olmasın. Resmi var her posta pulunun üzerinde eski krallığının. Ama eğer teklif edecek olsaydın buluşmak için Hyde Park'ta, bahse girerim avucunu yalarsın. Cebindeki zehre aman, herhangi bir şüphen varsa kendine şunu itiraf et. Nedenini tabii ki biliyorsun, bugün Hyde Park'ta yağmur yağıyor. Bizim oğlanın İngiltere'deyken Piccadilly'den aldığı şu zarif şemsiye gerektiğinde hep başımın üstünde. Benim küçük gökyüzüm siyah kasvetli olabilir ve gergindir telleri. Ama Tanrı dilerse merhameti elektriği çarpar elleri. Şemsiyemi açıyorum yağmur olmasa bile bir gölgelik örtü olarak. Elimde Shakespeare'in soneleri yürüyorum taşıyorum cebime koyarak. Çok korktuğum anlar var, beni anla. Gökler ışıl ışıl parıldasa da güzelliğini aşan bir sonsuzlukla tehdit ediyor bizi. Ve bu da çok benziyor ölüm sonrası uykuya. Evet, tehdit ediyor bizi boşluğu ve soğuğuyla. Sen bakma binlerce yıldızın parlayıp bizi aldatmasına. Adını Venüs koyduğumuz var ya, korkunç, hala kaynıyor kayaları. Denizin dev dalgaları gibi yükseliyor dağları. Bulutları da sülfür yağıyor. Her zaman cehennemi soruyoruz ya, işte orada. Kırılgan bir şemsiye ne işe yarar evrene karşı koymada? Üstelik onu taşıyamıyorum bile, ellerim dolu. Böyle gündüz kabuslarında gece güvesi gibi sokulmalı ağaç kabuğunun altına. Hayatım boyunca cenneti aradım. Burada gördüğüm bazı izler, seven bir kadının dudakları ve ince hatlarında. Bunlar özgürlükten önce değildir ama. Sonunda kapısını buldum mabedinin. Ölümden başkası değil bu. Şimdi yaşlı bir adamım ama onun büyüleyici yüzü kirpiklerim arasında kanımı kaynatmakta.
Arkasından baka kaldım ve İngiltere kraliçesini hatırladım. Resmi var, her posta pulunun üzerinde eski krallığının. Biri Tanrı kraliçeyi korusun diye bağırıyor. Evet, biliyorum. Bugün Hyde Park'ta yağmur yağıyor.